Hoş geldiniz değerli seyirciler. Tayyip Erdoğan zannedilenin aksine Ali Babacan'dan değil, Ahmet Davutoğlu ve siyasi hareketinden ürküyor. Ki yaptırdığı anketler, kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Ahmet Davutoğlu'nun partisi AKP'den hatırı sayılır ölçüde oy alıyor. Davutoğlu'nun muhafazakar kimliği, kişiliği, dinci cemaatlerle olan yakın ilişkisi, Kürtlerle olan yakın bağı AKP'ye belli bir oy kaybına taşıyacak gibi görünüyor. Buna mukabil Ali Babacan hareketi henüz ortada yok ama hitap ettiği seçmen kitlesi bağlamında AKP'yi çok direkt olarak etkilemiyor. En azından bugünkü araştırmalar onu gösteriyor. Tabii sadece bu olay değil. Ahmet Davutoğlu eğriye eğri, doğruya doğru bir takım artıları olan bir isim. Hatırlarsınız hem buradaki videolarımda hem Oda TV'deki yazılarımda ve önceki Aydınlık Yeni Çağ'daki yazılarımda Ahmet Davutoğlu'nu Türkiye'de en çok eleştiren gazetecilerden biriyim. Onun Suriye politikasını hiçbir zaman onaylamadım. Orta Doğu politikasının facia olduğunun altını sürekli çizdim. Aynı şekilde Kürt meselesine bakışta da farklı bir çizgide olduğumuzu belirttim. Lakin demin de söyledim, doğruya doğru Ahmet Davutoğlu hırsız değil. Hiç kimse Ahmet Davutoğlu için hırsız diyemiyor. Dahası yine doğruya doğru Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan ya da Bahçeli gibiler misali camdan okuyarak konuşmuyor. Ahmet Davutoğlu 3 saat, 4 saat konuşabilecek bir birikime, donanıma sahip. Bu noktada hakkını teslim edelim. Birikimli bir isim ve ondan daha önemlisi hırslı ve dik durabilen, meydan okuyabilen bir karakteri var, korkmuyor. Yani Ahmet Davutoğlu Abdullah Gül ile zerre benzeşmiyor, uzak yakın alakaları yok. Mıy 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 Abdullah Gül malumunuz. Bir kere olsun Tayyip Erdoğan'ı eleştiremedi, politikalarını eleştiremedi. Ne ekonomi ne dış politika, güya karşısına rakip oldu. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanlığı adayı oldu ama bir gün olsun Erdoğan'ı eleştiremedi, korkuyor, ürküyor. Babacan'ı da gördük, o da yine etrafından dolanıyor. Abdullah Gül Babacan hareketi sanki dış dinamiklerin Tayyip Erdoğan'ı imha edecekler, imha edilsin. Ondan sonra hazır pastaya konma hareketi. Yani onlar mücadele etmeyecekler, onlar kavga etmeyecekler, onlar Tayyip Erdoğan'la gırtlak gırtlağa gelmeyecekler. Amerika Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Tayyip Erdoğan'ın ipini çekecek, Abdullah Gül ile Ali Babacan da hazır mamaya oturacaklar. Emin olun onların bütün hesapları, amaçları, gayeleri o. Şu ana kadarki duruşları bunu resmediyor, bunu gösteriyor. Ahmet Davutoğlu farklı. Bakın mesela son olarak İstanbul Vakıf Üniversitesi olayı, ki o olayda ben her iki tarafı da suçluyorum. Hem Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan'ın bu şehir üniversitesini üstlerine geçirme olayını onaylamıyorum. Hem de Tayyip Erdoğan'ın onu sopa olarak kullanmasını eleştiriyorum. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı ortada bir suç var ise yargıyı harekete geçirir ki Tayyip Erdoğan kılını kıpırdatsa yargı ayağa kalkar idi. Hayır, yargı Cumhurbaşkanı açıktan dolandırıcılık var demesine rağmen harekete geçmedi. Belli ki el altından yargıya durun denildi. Belli ki o olay Ahmet Davutoğlu'ları, efendim Ali Babacan'ları sindirme olayı. Hayır, bu Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken şey değildir. AKP'de siyaset böyle yapılıyor. Şuraya geleceğim. Şehir Üniversitesi olayından sonra çıktı Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'a meydan okudu. Mal varlığı üzerinden hodri meydan dedi. Bakın ben tertemizim,
sen de temizsen çık aklanalım dedi. Bu meydan okumaydı. Aynı şeyi mesela Abdullah Gül yapamadı. Ali Babacan yapamadı. Ali Babacan zaten ikinci adam, birinci adam olarak görmeyin. Orada perde gerisinde Abdullah Gül var. Abdullah Gül yapamadı. Bakın önümüzdeki süreçlerde benzer şeyleri Ahmet Davutoğlu'ndan yine göreceğiz. Yine meydan okuyacak. Bundan sonra Ahmet Davutoğlu şunu gördü. Tayyip Erdoğan artık üstüne gelemeyecek. Çünkü bu şehir üniversitesi olayında Tayyip Erdoğan'ın amacı kamuoyu tarafından öğrenildi. Yani her ne olursa olsun Davutoğlu siyasi hareketini durdurma adına Erdoğan'ın alarm halinde olduğu toplum tarafından biliniyor artık. Öyle olduğu için de yarın Ahmet Davutoğlu'na yargısal bir müdahale olduğunda, mesela tutuklandığında, bu Ahmet Davutoğlu'na artı yazar, Tayyip Erdoğan'a kaybettirir. Ki Tayyip Erdoğan bundan sonra böyle bir şeye tevessül etmez. Davutoğlu da bunu biliyor. Bildiği için de oradan hücum edecek. Bakın göreceksiniz, bilgi aktarıyorum size. Ahmet Davutoğlu'nun en yakınından dinledin. Önümüzdeki günlerde Davutoğlu mal varlığı bağlamında Tayyip Erdoğan'ı dövmeye devam edecek. Ve diyecek ki çık dünyaya meydan oku, yurt dışında mal varlığım yok de, niye demiyorsun, niye diyemiyorsun diye açıklamalar yapacak. Ama ondan önemlisi aile bağlamında bazı bilgiler, belgeler servis edecekmiş. Bakın dinlediklerimi aktarıyorum. Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresi Bilal Erdoğan bağlamında bazı bilgilerin, bazı sırların afişe edileceğini öğrendim. Hangi sırlar, hangi belgeler, hangi bilgiler mi diye sorarsanız, ki ben de sordum muhatabıma. Dediler ki bana İtalya sırrı. Hatırlayalım ne vardı İtalya'da, neler olmuştu. Hani Hakan Uzan'ı biliyorsunuz, Telsim'in eski patronu, Uzan grubunun eski patronlarından biri. O İtalyan mahkemelerine bir şikayette bulunmuş, ihbarda bulunmuştu. Bilal Erdoğan'ın İtalya'da kara para akladığını iddia etmiş idi. İtalyan devleti de soruşturma açmış idi. Yine hatırlayalım, Bilal Erdoğan çok sürpriz bir şekilde İtalya'ya yerleşme kararı almış idi. Efendim doktora yapacak, İtalyancasını ilerletecek filan diye hepimiz şaşırmış idik. Doktora Bilal'in neyine demiş idik, İtalyancasını ilerletmek neyine demiş idik. Toplumda sorgulanmıştı en azından bu. Derken o ara bir sürü spekülasyon gündeme geldi. İtalyan yargısı soruşturma başlattı. Ama son anda Hakan Uzan tanıklık yapmayacağını açıkladı ve o soruşturma küllendi. Tabii Hakan Uzan ismi şunun için önemli. Hakan Uzan malumunuz Türkiye'den kaçarken milyarlarca doları yurt dışına transfer ettiği iddia edilen bir isim. Dolayısıyla yurt dışında kara para nerede, nasıl aklanır en iyi bilen isimlerden biri olduğu iddia ediliyor, kaydediliyor. Dolayısıyla böyle bir ismin Bilal Erdoğan hakkında ihbarda bulunması çok anlamlı bulundu. Bir başka şey, Bilal Erdoğan bir ara İtalya'da tutuklanacak filan da deniliyor idi. Bir büyük elçiliğe sığınması iddiaları var, oradan kaçması iddiaları ve Ahmet Davutoğlu'nun o süreçlerde Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak görevliydi. Çok şey biliyor, onları bir bir açıklayacağını öğrendim. Bitmedi, Suudi Arabistan bağlamında da yine Bilal Erdoğan noktasında bir açıklaması olacakmış. Nedir diye sorarsanız, hani Suudi kraliyet ailesinin Bilal Erdoğan'a verdiği yalanlanmayan bir 99 milyon dolar, Bilal Erdoğan'ın vakfına daha doğrusu verdiği bir para söz konusu. Durup dururken kimse böyle bir parayı vermez. Bu para niye verildi? Perde arkasında ne var? Neyin karşılığı verildi?
Ahmet Davutoğlu tarafından topluma ifşa edilecekmiş. Bitmedi. Bilal Erdoğan'ın vakıfları ya da Bilal Erdoğan'ın yönetimde olduğu, etki altında tuttuğu, yakın olduğu vakıflar var. İşte Türker, Tüfa, Türkfen gibi vakıflar. Bu vakıflar bağlamında yine Ahmet Davutoğlu'nun çok çok önemli bilgiler aktaracağı, topluma bu yönde belgeler açıklayacağına dair en yakınından dinledim bütün bunları. Önümüzdeki günler ifade ettiğim gibi hem Tayyip Erdoğan ailesi, işte eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, o büyük oğlu Burak Erdoğan, küçük oğlu Bilal Erdoğan ve damat Berat Albayrak bağlamında pek çok iddiaların seslendirileceği söz konusu. Mesela Barzani ailesinin petrol olayı var. Bunun dünyaya ve Türkiye'ye pazarlanmasında kimlerin rol oynadığını Ahmet Davutoğlu yine belgelerle ortaya koyacakmış. Bunlar bana anlatılanlar. Tabii iddia kabilinde bütün bunları aktarıyorum. Yani İtalya, Suudi Arabistan vakıflar, Barzani bağlamında söylenenler ispatlanmamış iddialardır, spekülasyonlardır. Öyle okumanızı diliyorum ama Davutoğlu bunu belgelendirecek deniliyor. Bekleyelim, görelim. Bizi izlemeye devam edin.